Aziz dostlar bakınız. Çok önemli bir şey bu. Hak ve hakikate karşı eğer içinizde bir geri durma ya da ona yan bakma meyli başlamışsa o zamanla o açı büyüyor. O açı büyüyor. Yani nasıl işte diyelim 10 derecelik bir açıyla yamuluyorsunuz. Yan bakıyorsunuz Allah'ın mesajlarına. O size apaçık beyan edilen hidayet rotalarına bir 10 derecelik bir açıyla yan bakmaya başlıyorsunuz. Ama o ilerledikçe o açı açılıyor, açılıyor, açılıyor. Artık hak ve bir vadide, siz başka bir vadide oluyorsunuz. İşte Yüce Rabbimiz bu anlamda irtedde kelimesini çok kullanır Kur'an'da. Mesela ya yüvellezine amenu der. Men yartadde minküm an dini. Sizlerden her kim dininden irtidad ederse. İrtidad demek şu demek aslında. Bir dinden çıkma anlamı vardı tamam ama sanki geri geri durmak demek. Ey iman edenler siz şayet dininizden geri geri durmaya başlarsanız şunu bilin ki Allah sizin yerinize öyle bir topluluk getirir ki der Maide suresinde. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurludurlar. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler de, kınayanın kınamasından korkmazlar. Bakınız, demek ki insanı geri geri durduran, bazen dinden koparan, dine karşı meyilli ya da ne diyeyim biraz yan tutan, yani çok dindar görünmek istemiyor ya da dine göre hareket ettiğini hissettirmek istemiyor sanki bir zayıf noktasıymış gibi. Bu hastalık bir insanın yüreğine girerse Allah muhafaza buyursun. İşte orada demek ki hak muhabbeti kalmamış. Allah muhabbeti kalmamış. Zaten iman muhabbet temeli üzerine oturur. Dolayısıyla imanın zemini kaymış. Başka ne oluyor? müminlere karşı müminleri beğenmemeye başlıyor. Bakınız bugün ayağı kayan birçok insanların ayak kaymalarındaki başlangıç noktaları Müslümanları hor görmeye başlıyor. Bazen bu alim geçinen türlerde doluyor. Akademisyen geçinen türlerde doluyor maalesef. Müslümanlara üstten bakıyor. O, hor görüyor insanı. İslam'ı hor görüyor. Birisi İslam'a göre bir şey yapınca ya giyin işini İslam'a göre düzeltmeye başlamış. Yani İslam bu mu? diyor. E, sakalı şerif bırakmış alay ediyor. Bakınız. Ya da müminin söylediği bir cümleyi, ayetle bir cümleyi ifade ediyor. Bir hakikati ifade etmeye çalışıyor bir mümin insan. Ya bırak şimdi bu işleri diyor. Bakınız şimdi. Müslümanın her şeyini tenkit etmeye başlıyor. Sanki diğerleri çok böyle yunmuş yıkanmış da Müslümanı böyle ikinci sınıf görmeye başlıyor. Müslümanken Müslümanı ikinci sınıf görmeye başladı mı bir insan çok büyük bir tehlikeli alana girmiş demektir. Ayak kaymaya başlamıştır. Nereye kafayı vuracağı belli olmaz onun. Parçalanacaktır. Kendini helak edecektir. Onun için gerçekten her şeyden önce insan müminlere karşı çok hassas davranacak. Mümin kardeşlerine karşı. Son derece mütevazi davranacak kendisinin entelektüel boyutu yüksek olabilir ama Müslüman'a horlamayacak. Ne olursa olsun makam sebebiyle horlayan kimseler var. Bilgi seviyeleri itibariyle horlayan kimseler var. Bunların hepsinin ayağının kaydığını göreceksiniz. Bugün değilse yarın bir başka vadide, bir başka grubun içerisinde yuvarlanıp gittiğini göreceksiniz. İmandan başlayıp ateizme doğru sürüklendiğini de görürsünüz böylelerinin. Onlar çünkü imani değerlerle de alay etmeye başlarlar artık zamanla. O zanneder ki ben işte aklımla buraya geldim, bilgim beni buraya getirdi. Hayır, senin edepsizliğin seni oraya getirdi. Edepsizliğin, hak bilmezliğin getirdi. Bu sebeple dikkatli olmak lazım. Burada da Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Bakınız, اِنَّ الَّذ۪ينَ ala عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ min ba'di ma tebeyyene lehumul huda. Allah sana bir şekilde hakikati apaçık beyan etmiş. Beyan edilmiş sana. Yani apaçık önüne çıkmış hakikat. Bundan sonra diyor her kim artık bu hidayet kendisine beyan edildikten sonra geri geri giderse, geri dönerse ne olurmuş ondan sonra? şeytanu sevvele lehum. Şeytan onun yaptığını süsler. Belki beğeni de alırsınız. Sosyal medyada epey sizi beğenen kişiler çıkabilir. Maşallah diyebilir. Allah Allah. Senin gibi konuşmuyor herkes diyebilir. Hocam sen bir başkasın diyebilir. Şeytan da diyor süslemeye devam eder. Ha demek ki ben iyi bir şey yapıyorum der.